Evet arkadaşlar konumuzun adı ahlak felsefesi öteki adıyla etik. Şimdi bakalım etik ne demek ahlak ne demek önce bununla işe başlayalım. Ahlak diğer adı moralite. Uyulmak zorunda olunan bir takım davranış biçimlerini anlatır ahlak. Her toplumda muhakkak ahlak kurallarından bahsederiz. Etik ise ahlak kuralları üzerine düşünme, onları sorgulama etkinliğidir. Dolayısıyla bizim günlük hayatta kullandığımız ahlak yerine Etik kavramı yanlıştır. Etik ahlak felsefesinin diğer adıdır. Peki ne sorulur ahlak felsefesinde? Ahlak ve ahlaki eylem nedir? İnsan eylemlerinde özgür müdür? Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır? Var ise nedir? Evrensel bir ahlak yasası var mıdır? Buradan kasıt şu. Herkesin üzerinde anlaşabileceği bir ahlaklı davranıştan bahsetmek mümkün mü? İyinin ölçütü nedir? ahlaki yasaların kaynağı nedir gibi sorulara cevaplar bulunmaya çalışılır. Ahlak felsefesinin temel kavramlarına önce bir bakalım. Bunlar günlük hayatta hep kullandığımız kavramlar. İyi ve kötü. Ahlakça değerli olanı iyi olarak tanımlarız felsefede. Yapılmaması gereken davranışları da kötü olarak tanımlarız. Erdem eski adıyla fazilet Bireyin hep iyi olana doğru yönelmesi durumudur. Erdemli insan dediğimizde de aslında bizim de kastettiğimiz şey tam olarak budur. Sorumluluk ahlak felsefesinde önemli bir kavram. Bireyin eylemlerinin sonuçlarını üstlenmesi demektir. Özgürlük bireyin bu iyi ya da kötüden birini seçebilme gücünü anlatır. Mutluluk ahlaki eylemin sağladığı ruh huzuru olarak tanımlanır. Vicdan ise bireyin iyi ya da kötüyü yargılama bilincidir. Yani çok güzel bir terim var burada. İç mahkeme demektir vicdan. <laughs>